Örse Börgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örnekle bir saç bandı çalışacağız. Dikişi farklı bir saç bandı olacak. Sadece üst kısımdan dikiliyor. Arka taraflarında dikiş yok. Malzemelerimiz 100 gramlık orta kalınlıkta bir ip, 3,5 santim, pardon, 3,5 numara şiş kullanacağız. Ve 45 ilmek atarak örneğimize başlıyoruz. Bir zincir çektim. Şişime taktım. Bu şekilde 45 ilmek oluşturuyoruz. İlmeğimizi attık. Bir düğüm attım buraya. İşimi çıkarıyorum. İlk sıramızı buraya da yazdım bu şekilde. Bura bir sıra sadece. Başta ve sonda, yani iki yanlarda haroşalarımız var. 5 ilmek, 5 ilmek. Onları düz olarak alıyorum. 2, 3, 4, 5. Sağda ve solda bunları hep düz olarak öreceğiz. Ve 2 ilmek ters. 1, 2 ters. 3 düz. 1, 2, 3 ve 2 tersimiz. 1, 2. Yine 3 düz. 1, 2, 3. 1 ters. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve 7 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tersimiz tam ortaya gelen kısım. Ve yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 3 tane düz. 1, 2, 3 düz, 2 ters. 1, 2 ters ve 3 düz. 1, 2, 3 düzümüz. Yine 2 ters. 1, 2. Son 5 ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. Haroşa çünkü. 1, 2, 3, 4 ve 5. Arka yüzümüzdeyiz. Arka yüzde sadece başlangıçlar ve sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sadece derken yani alttakini ters gördüğüm halde düz örüyorum. 5 ilmek, 2, 4, 5. Bundan sonrasına ne görüyorsak onu öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz. Düz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız ve ön yüzüne geçeceğiz. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Evet, arka yüzümüzü bitirdik. Haroşa olan kısmı düz ördüm. Diğer tarafları ne görüyorsam onu ördüm. Ön yüzdeyiz. Ve yine haroşalarımızı düz örüyoruz. 5 ilmek. 3, 4 ve 5. Burada terslerimizi ters olarak aldık. Bu 3 ilmeğimizin arkadaki ilmeği alıyoruz. 2 ilmeğin üzerinden bu şekilde geçiriyoruz. Ve o ilmeğin içinden de bir ilmek alıyoruz. Boşta bırakmıyoruz yani. Sonra içinde kalan 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bu sıra sonuna kadar, yani bitene kadar ön yüzünde hep bu işlem yapılacak. Arka yüzünde ters ters, düzü düz. Arka yüzde işlem yok. Yine 3 ilmeğimiz vardı. Arkadaki ilmeği alıyoruz. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyoruz ve içinden bir ilmek alıyoruz. Arka,
İçinde arkada kalan iki ilmeğimizi düzürüyoruz. Ve ortadaki örneğimize geldik. Kenarda bir ilmeğimiz vardı ters. Onu yine ters olarak örüyoruz. Ve buradaki ilmeğimizi kaydırmaya başlıyoruz. Bu şekilde yer değiştiriyoruz ve düz ilmeği kaydırıyoruz orta kısma doğru. Ve yine düz ilmeği üstte kalacak şekilde arkadaki ilmeği aldık ve ördük ters olarak. Bunu düz olarak örüyoruz. Şimdi burada diğer işleme kadar, şu kısma kadar ters örüyoruz 5 ilmeğimizi. 1 2 3 4 5 ve yine kaydırma işlemimiz var. Ama bu sefer soldan sağa doğru, yani ortada birleşecek kaydırmamız. Bu şekilde yine düzleri üste alıyoruz. Kenarda 2 ilmek oldu. Burada 3 ilmeğimizi yine aynı şekilde üstünden atlattım. Diğer 2 ilmeği ördüm. Bu hiçbir şekilde değişmiyor. Sağda ve solda ikişer tane çubuk ilerliyor. Örneğimizle birlikte. Yine üstünden geçirdim. İçinden aldım. Ve 1 2 hep düz olarak ön yüzde. Yine 2 ters ve kenar haroşamız 5 ilmek düz olarak örüyoruz. Haroşaları yapmak için önde ve arkada hep düz örüyoruz. Yani iki kenarda haroşalarımız hep olacak. Yine aynı şekilde arka yüzdeyiz. Haroşalarımızı düz alıyoruz. 5 ilmek. Ve ne görüyorsak o şekilde öreceğiz. Düzü düz, tersi ters öreceğiz. Son 5 ilmeğimi düz ördüm. Ve çeviriyorum. Ön sıradayız. Yine bu kısımda işlem değişmiyor. 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve 2 ilmeğimizi ters. Burada yine aynı şekilde arkadaki ilmeğimizi diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. İçinden bir ilmek alıyoruz. Diğer 2 ilmeğimizi de yine düz olarak örüyoruz. Kenarda 1 vardı ilk başlangıçta. Şimdi 2 ve şu anda 3 yapacağız. Pardon, bu yine 3 ilmekmiş. Üstünden geçiriyoruz. Şimdi ilk başlangıçta 1 olan, sonraki sırada 2 yapmıştık. Bu sırada da 3 olacak. Şu an 1, 2 ters ve ilmekleri kaydırmak için yer değiştiriyoruz. Arkadaki ilmeği öne aldık. Ters, ters olarak örüyoruz. Şu an kenarda 3 ilmeğimiz var. Ters olarak. Düz ördük. Yine arkadaki ilmeğimizi arka taraftan öne alıyoruz. Ters örüyoruz. Bu aradaki terslerimiz ve düz. Şimdi ortadaki ilmeğimiz azalıyor. 7 idi, 3 kaldı. Bu sefer de soldakini ön tarafa aldık. Yine üstten düz örüyoruz. Ve tersimiz 3 ters oldu. Evet, bu şekilde bir ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu kısımlar zaten değişmiyor. Aynı şekilde ortada tek ilmek kalana kadar devam edelim.
Ve şimdi ortada tek kalmıştı. Burayı sağ tarafa doğru çekeceğiz. Evet. Öndeki ilmeğimizi, düz olan ilmeğimizi yine aldık. Yani az önce yaptığımız işlemin tersini yapıyoruz. Yani ters yöne gidiyoruz. İlmeğimizi aldık. Geçirdik. Bir, iki, az önce bir kalmıştı. Ve yine arkadaki tersi ilmeğimizle yer değiştiriyoruz. Ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ortadaki ilmeklerimiz 7'ye çıkana kadar devam edeceğiz. Yine arkadan tersimizi alıyoruz. Yer değiştirdik. Şöyle de diyebiliriz. Kenarlarda bir ilmek kalana kadar bu şekilde kaydırmaya devam edeceğiz. Sağda ve solda birer ilmek kalacak. Yani şu an 3 olan ilmeklerimiz bir kalana kadar sağ ve sola kaydıracağız. Bunu yine tekrar gösteriyorum. Üstünden geçirdim. Şişimi içinden çıkarmadan aldım. Ve diğer iki ilmeğimi ördüm. Arka taraflar zaten ters ters düzü düz örüyoruz. Bu sırada bir ilmeğimiz kalacak. Tabii o arada kaydırma işlemlerimiz devam ediyor. Bir ilmek ve kaydırdığımızda diğer ilmeğimiz gitti. Yani iki ilmeği görüp de o sırayı geçmeyin. Şimdi bu sırada pompon yapacağız. Orta ilmeğimi bulmuştum. Terslerimizi örüyoruz. Tam ortaya gelen ilmeğimiz. Evet, buradan bir, bir doluyorum, iki aldım, üç tekrar doladım, dört ve bir kez daha beş ilmek tam orta döndüm. İlk ilmeği örüyorum ters olarak, pardon, düz olarak. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bu yüzünde düz ördüm. Ön tarafa çeviriyorum tekrar. Ters olarak düştü. Şimdi bu 5 ilmeği tek ilmek olarak alacağım tekrar. Biraz gevşek alırsanız daha rahat alırsınız ya da tığ ile alın. Bu şekilde bir pomponumuz oluyor ortada. Ve diğer ilmeklerimizi örüyoruz ve kaydıracağız. Aldım. Bu sıradan sonra da içe doğru kapanacak yandaki düzlerimiz. Kaydırma işlemi anlaşılmıştır büyük ihtimal. Ama bir de ön yüzde tekrar içeri doğru kaydırma şeklini göstereceğim. Bu şekilde bu zikzağımız böyle açılıyor, kapanıyor ve tam orta kısmında her kapanma kısmını şu şekilde göstereyim. Burada daha net anlaşılıyor. Tam ortada bir tane pomponumuz olacak. Bu kısımlar yine aynı. 3 ilmek üstünden atlatıyorum. Ördüm ve düz örüyorum. Arka yüzü zaten ters ters düzü düz örüyoruz. Şimdi artık içe doğru kapatacağız kaydırmalarımızı. Bir ördüm. Arkadan tersimi alıyorum. Düzümü sol tarafa geçiriyorum.
ve ters olarak ördüm. Düzümü ördüm. Şimdi yine arka taraftaki ilmeğimi aldım. Ön tarafa geçirdim. Ters olarak ördüm. Ve bu şekilde ortada tek ilmek kalana kadar sağdan ve soldan devam ediyoruz. Buraları ters örüyorum. Önden alıyorum. Düz yalan ilmeğimi tersi arkadan geçiriyorum. Ve düz olarak ördüm. Arkadaki tersimi de ters olarak ördüm. Yine aynı şekilde aradaki bir tersleri unutmuyoruz. Ve kenarda 2 ilmek oldu. Ters olarak aldım. Ve evet. Bu şekilde yine ortadaki ilmek 1 olana kadar devam ediyoruz. Ve her baklavamızın içinde bir pomponumuz oluyor. Bu şekilde 55-56 santim örüyoruz. Hatta isterseniz baş çevrenizi ölçüp ona göre daha dar ya da daha uzun örebilirsiniz. Evet, benim bandanam 55 santim oldu. Şu şekilde göstereyim. Ekrana tam girmediği için 55 santim. Evet, bu şekilde gösterebilirim. Hatta 54 gözüküyor ama 55. Ve şimdi normal kesme işlemimizi yapacağız. İki ilmeği bir alıyoruz. Tekrar işimize takıyoruz. İki ilmeği bir alıyoruz. Ve tekrar işimize takıyoruz. İlmeği aldık. Tekrar şişimize taktık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Kesme işlemimiz bitti. İlmeğimizi yeteri kadar uzunlukta kestim. Ve bitirdim. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, size yararlı olabildiysem beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarımızın da abone olmasını rica ediyorum. Ve şimdi dikiş işlemimize başlıyorum. İpimiz de şu kadar arttı. Ona göre kullanabilirsiniz. Bu işlemde yüzünü yüzüne getiriyoruz. Farklı bir dikiş şekli demiştim. Daha önce yaptım buna benzer bir bandana ama görmeyenler varsa bu şekilde tam ortadan katlıyorum. İki ucu tutuyorum. Birbirinin içinden geçiriyorum. Bu orta kısmı, hatta şu şekilde bile yapabilirim. Tam bunun ortasından çektiğim zaman, evet, şu şekilde 4 kat olacak. Birbirinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Hem dikiş yeri belli olmuyor hem de üst kısım çok hoş gözüküyor. Bu şekilde ortalayın. Ve 4 katı birlikte dikiyorsunuz. Altta kalmasın diğer kat. Bunu zaten ortadan çekmiştim. Şimdi zincir yerlerinden şu şekilde tutturarak önce bir sıra düz gidin, sonra üstüne git gel yaparak sıkılayabilirsiniz. Bu şekilde dördünden de alıyorsunuz. Ve burayı bu şekilde kapatıyoruz. Evet, git gelimi yaptım. Son bir düğüm attım. Şöyle içinden geçiriyorum hafiften.
iplikler gözükmesin diye. Ve çeviriyoruz. Böyle bir görüntü oluşuyor. Başta da çok güzel duruyor. Yalnız ben son yarım olan baklavamda ortaya pompon koymadım. Ona dikkat edin. Gereksiz yani. Sadece kalabalık eder. Şu şekilde bir görüntü. Evet, güle güle kullanın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hoşça kalın. İyi günler.